Vallahi Ebru Hanım, yani Ferhat abim izin vermeden içeriye alamam. Gelin hanım şu saatte istirahatte misafir kabul edemez. Yo. Hah? Ben gayet iyiyim. Ebru'yu da ben çağırdım. Namık Bey'i arayayım ya da Handan Hanım'ı. Saatten haberiniz var mı? Ne oluyor? Handan Hanım merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Benim bir Aslı ile görüşmem lazım. Ah Ebru'cum. Yani bana gelmiş olsan başımla beraber. Lakin kocasının haberi olmadan bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Ya siz bir tutturdunuz kocan da kocan. Ben neyim bu evde? Arkadaşımı çağırdım. Sen daha elsin Aslı'cığım. Gelinlikten kızımız olmaya terfi et. O vakit burası da evin olur. Değil mi? Sen daha misafirsin. Kocan ne derse o. Ben gitsem mi? Yok. Sen kal. Ben kocamı arayayım. İyi. Tamam, sorun yok. Tamam. O zaman siz geçin. Zeynep Hanım da size çay, kahve ne isterseniz getirir, olur mu? Ben sadece sessizlik istiyorum. Artık. Başka bir şey istemiyorum. Canım benim. Tutma kendini. Bırak. Ya inanamıyorum şu gördüğüme. Ve sen Ferhat'ın karısı değil, tutsağı olmuşsun. Biliyorum çok zor şeyler yaşıyorsun. Bilmiyorsun Ebru. Bilmiyorsun, kimse bilmiyor. Ne yaşadığımı bilmiyor kimse. Kimse de bilmesin. Hiç kimse. Ben ne yaşadıysam yaşamasın, şu içimde, kalbimde hissettiklerimi kimse hissetmesin. Bir gecede 1000 yıl yaşlandım sanki. İnsanlığa dair umutlarımı bir gecede mahvettiler. Sen bu adamla severek evlenmedin. Biz hepimiz öyle biliyoruz. Canımın içi. Bak ben seni yıllardır tanıyorum. Namık Bey'in zaman zaman karanlık biri olduğunu hep düşünmüşümdür. Ne olur anlat bana. Seni zorladılar mı? Ha? Tehdit mi ediyorlar? Yok, yapamam Ebru. Sen bu adamla niye evlendin Aslı? Lütfen anlat. Ebru, anlatamam. Sana güvenmediğimden değil kuzum. Senin için endişelendiğim için arkadaşım, senin için. Senin için korkuyorum. Aslı, ben sokaklarda büyüdüm. Biliyorum. Yetimhanede umut aradım. Beni kimse yıkamaz. Bu Ferhat seni tehdit ediyor değil mi? Bak Ebru, ben görmemem gereken bir şey gördüm. Ama dediğim gibi şu an içinde bulunduğum durum çaresiz değil. Eğer bu kadarını bile bilseler, öldürürler. Aslı, korkun seni esir almış. Mantıklı düşünemiyorsun. Senin abin polis. Cem senin için İstanbul'u yakar. Yakmasın. Anlamıyorsun Ebru. Bak bu adamların karanlık dünyasına benim abim kurban gitsin istemiyorum ben. İzin vermeyeceğim. Aslı. Tamam. Söz. Cem'e anlatmayacağım. Ama sen de izin ver, ne olur sana yardım edeyim. Yani şimdi bu evdeysen biraz da benim yüzümden. Hatamı onaramam.
Ama hayatını kolaylaştırayım lütfen. Sana şekerli su getireceğim. İyi gelir. Hadi sen de elini yüzünü yıka. Hadi. Bak bulacağız bir çaresini. Artık yalnız değilsin. Ben varım. Hadi. Hayırdır Ebru'cum? Ne oldu, ne aradın? Handan Hanım, ya sormayın, ben banyoyu arıyordum ama. Banyo mu? Banyo bu tarafta kızım. Gelmedim ya ne zamandır, unutmuşum. Kafa işte. Şeker bulamadım. Abimi gönderdi seni. Hayır bu. Ah ben nasıl düşünemedim. Bir şey söyle. Hatta aşağıda değil mi şu an? Hadi dürüst ol Ebru. Söyle. Konuşmayacak mısın? İnan kötü bir niyetim yoktu. Ya yanıyorum vicdan azabından Aslı. Senin şu mutsuzluğunun sebebi biraz da benim. Yardım istediler. Ben de sana kıyamadım, kabul ettim. İstediler? Kaç kişiler bunlar Ebru? Ben sana söyleyeyim, biri abim, diğeri de savcı Yiğit. Değil mi? Ah Ebru, ah. Savcı Yiğit zaten benim abimin arkadaşı. Gelip nikahı burada birlikte bastılar. Söyle. Savcı Yiğit de onun yanında mı? Kapıda değil ama. Evet. Bu onların planıydı. Benim muhbirleri yaptılar. Sen de kabul ettin. Geç, otur şuraya. Bak. İki kulağını aç, beni iyi dinle. Abime asla hiçbir şey söylemeyeceksin Ebru. Bak, eğer abim benim burada zorla tutulduğumu öğrenirse... delirir, gözü kararır, yapmadığını bırakmaz. Sonra olan benim abim olur. Anladın mı? Yok ederler onu. Ya, şimdi... Sen aşağı indiğinde sana soracak Aslı'nın nesi varmış. Diyeceksin kayınvalidesiyle kavga etmiş, bir şeye canı sıkılmış. Uyduracaksın bir şeyler Ebru. Mecbursun. Bak beni biraz olsun seviyorsan bunu benim için yap lütfen. Sana güvenebilir miyim? İçime sinmedi ama dediğin gibi olsun. Söz. Bana güvenebilirsin.